Yargı dizisinin savcı ilgazı Kaan Urgancıoğlu bir süredir Burcu Denizer'le aşk yaşıyor. Ailesinin izinden gidip mekan işletmeciliği yapan Burcu Denizer, Kaan Urgancıoğlu'nun yakın arkadaşı Doruk Tirman'ın da eski sevgilisi. Doruk Tirman, Denizer'in yakın arkadaşı Urgancıoğlu'yla ilişki yaşadığını öğrenince her ikisini de takipten çıkmıştı. Sen miydin sevgilimin çalan? Geçen yaz beraber tatili yapan Kaan Urgancıoğlu'yla Burcu Denizer hafta başı Kuruçeşme'deki bir mekanda kameralara takıldı. Denizer kameraların dışarıdan çekim yaptığını fark edince yerini değiştirdi. Saklanma, saklanma çıkmaz o sokak, saklanma. Bir ara mekanın görevlileri Urgancıoğlu'yla Denizer'in görüntülenmesini engellemek için seferber oldu ve ikilinin önüne etten duvar ördü. Bununla da yetinmeyen çalışanlar çektikleri perdeyle iki sevgiliyi kamufle etti. Cam kenarında oturan iki genç kız yaşanan bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. İlerleyen saatlerde mekandan önce Burcu Denizer, peşinden de Kaan Urgancıoğlu çıktı. Hızla minibüse binen çiftten Burcu Denizer'in yüzünü gizlemesi dikkat çekti. Kaan Bey, iyi akşamlar, merhabalar. Yoldan efendim, başladı sorular. Çok kısa sohbet edelim. Yok, yargı teşekkür artık ederim. Yayınlandı. Çok merhaba, sağ olun. Yayınlanmadan önce hemen hashtag nasıl açıldı. Nasıl notu ya? Hashtag açıldı yargı adında. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Saatlerce TT oldu ve yine zirvede oldu. Güzel giden de bir ilişkiniz var. Nasıl gidiyor ilişki? Burada şu an ben kimle konuşuyorum? Karım olarak karşındaysam özür dilerim. Merhaba Hanım, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Şamlar, nasılsınız? Okul alışverişi mi? Evet, okul alışverişi. İşte ayakkabılar. Sen anlat istersen. Okullar işte, nasıl gidiyor? Güzel. Yani öğretmenimiz biraz kaba. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Baban yine de öğretmen. Yani yine de seviyorum öğretmenini. Yani okulu da seviyorum. Dersler zor geçiyor mu peki? Yok. O zaman iyi geçiyor evet. O zaman. Evet. Öğretmeni de seviyorsun. Evet. Dilek öğretmenimize çok öpücükler gönderiyoruz, değil mi Atlas'ım? Bir tek sınıfımda deli bir öğrenci var. Buradan ona selam yollamak ister misin? Tamam. Biz tamam. Arkadaşlarımızı da çok seviyoruz Atlas'cığım. Ben şu an annesini çağıracağım şu anda ben. Nehir Hanım, siz neler yapıyorsunuz? Bir süredir göremiyoruz yani, sizi de. Hah, sen. Okulda kafe latte içiyor. Oo, ama... Kafe latte iç. Ben bu şu anda bu röportaj bir itiraf.com oldu. Evet. Atlas'cığım harikasın. Bir şey büyünce söyleyeceğim. Büyünce ne olmak istiyorsun? Annen gibi oyuncu olmak ister misin? Halası gibi. Yani... Yönetmen. Mi? Yani her gün değişiyor. Yani daha bilmiyorum. Yani şu anda... işte... Mucit? Evet, mucit olmak istiyorum. Peki neleri keşfetmeyi seversin? Nasıl bir mucit olmayı istersin? Yani doğayı keşfetmeyi çok seviyorum. Evet, doğayı çok seviyorum. Ezmeyi seviyorsunuz. Ezmeyi seviyorsunuz. Evet, doğa, evimde... ve 17 hayvanım var, bir kedim var. Maşallah. Bir kedim var, bir kuşum var. Bir salyangozum var. Köpeğim var mı? Yani köpeğim... Köpekleri de var. Evet ama anneannem de o yüzden çok saymıyorum onu. Ama evde salyangoz yani kalınca... Kalınca değil. Yani salyangoz kedi... Kalınca zaten doğarmış. Yani, yani salyangoz kedi, kuş, bir tane balık, cinsi beta... Benim odamda, ben besliyorum onu. Bir de iki tane Japon balığım var. Ve salonda da bir akvaryumumuz var. Onda da 12 tane balık var. Maşallah, ne güzel o zaman. Biraz da Nihal Hanım'la sohbet edelim. Siz neler yapıyorsunuz? Denizci, benimle ilgili de bence ona sorabilirsiniz yani. Artık ben devrettim. Kendisi her türlü açıklamaları yapabilir. Ben iyiyim işte. Atlas'a bugün birazcık kırtasiye artık ona mı bana mı belli değil. Şu an gerçi ayakkabıdayız ama ben de çünkü çok seviyorum kırtasiyeleri. Birazcık yeğenime aynı şey yapıyorum. Onlarla ben de mi oynasam falan diye. En sevdiğim gereçler olduğu için. Pardon. Elini tutma yapmam gerekiyor. İşte böyle yani ne yapalım, dinlendik, güzel dinlendik dizilerden sonra. Sinema filmleri oldu iki tane ama
biraz artık yavaş yavaş özlemeye başladım. Evet, ekranlara setleri. Dönmeyi düşünüyor musunuz? Yani hiç bırakmadım ki döneyim. Yani televizyon zaten projesi olabilir. Olabilir tabii ki. Her zaman her şey olabilir. Ben setlerde yaşayan bir insanım ve bunu seviyorum. O yüzden tabii ki çok fazla uzak kalmam mümkün değil. Yaz da bitti, tatil nasıl geçti? Ne soralım sizin için? Biz bu yaz denizcilik yaptık işte, sulardaydık beyefendi. Balık tutmayı çok seviyor, yüzmeyi çok seviyor. O yüzden kil banyoları, çamur şeyleri onun peşinde. Koşturma, oynama artık böyle yani hayatımız. Bir de yeni bir tekne aldık. Hayır, onlar öyle şey. Tekne değil, küçük kayık. Öyle yani şeyler konuşmuyor. Şey. Öyle şeylerimizi anlatmıyoruz. Gerçekten çocuktan aldı benim öyle bir şey yani. Hayır, ben de bir 3 haftadır görmüyordum. Ben de sizle bir haber alıyorum. Sabah 6'da kalktım. Balık tutmak için sabah 6'da kalktım. Hadi gel. Peki o zaman çok teşekkürler dilerim. Ya, ya var ya bir... Ya bir düzgün fotoğraf verin. Elini tutun. Beraber buraya bakın. Teşekkür ediyorum.